Öncelikle iyi günler diliyorum. Kasım ayı meclis toplantıları birinci birleşim, birinci oturumu açıyorum. Yoklama yapalım. Burada. Mazeretli. Evet, bir tek Erkan Hoca yok. Bunu izinli sayarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemi okuyalım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Gündem dışı konuşmaları önce mi sonra mı yapalım arkadaşlar? Sonra yapalım başkanım. Gündem için ondan sonra. Evet. Birinci maddeden başlayalım. Bu mevzuatlara sahip faiz ve faiz belirler ve belediye
İzinsiz ol yok. Evet arkadaşlar, birinci maddeyi dinledik. Ben direkt oyluyorum bu maddeyi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. Başkanlık makamına belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerin norm kadro ilke ve standartlarına dair metinliğinin 10. maddesinin 1. fıkrasında boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliğiyle boş memur kadrolarının iptali ve bozuk kadrolarda derece değişikliği metin kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde yönetmeliği yetkinde yer alan ekleş, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare kadro cetvellerinden 2 sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise 3 sayılı cetvel ve eksiksiz olarak değişiklik gerekçelerine birlikte meclise sunum vermektedir. Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda ekli 2 sayılı cetvelde bulunan boş memur kadrolarının derecesinin değiştirilmesi konusunun 533 sayılı belediye kanununun 18. ve 49. maddeleri gereğince meclise görüşülerek karar bağlanmasını arz ederim. Evet, bu maddeyi plan bütçeye göndereceğiz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde. Başkanlık makamı. Hatay Gili Dört Yol Belediyesi ile belediyemiz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde Hatay Gili Dört Yol Belediyesi kardeş kurulması ki metis kararı almıştır. 5393 sayılı kanunun 18. maddesi B fıkrası doğrultusunda Hatay Gili Dört Yol Belediyesi ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun mecliste görüşülerek kararı bağlanmasına arz edilir. Önce çalışkan kişinin işlerine. Evet, Hatay Gili Dört Yol Belediyesi ile böyle bir kardeş ilişkimiz kurulması isteniyor. Bunu direkt oylayacağım. Öncelikle iyi günler diliyorum. Kasım ayı meclis toplantıları birinci birleşim, birinci oturumu açıyorum. Yoklama yapalım. Burada. Mazeretli. Mehmet Özel Özkan. Bir Ben Fakriye. Burak Örüz. Erdoğan Erdoğan. Atiler Dağdaş. Metin Yılmaz. Burada. Nazan Erşahin. Burada. Metin Gündoğdu. Burada. Özdemir Tarkan. Burada. Neşet Ertuğ. Burada. Muhammed Yalçın. Burada. Kerem Toparlı. Burada. Saadet Gökçe Öner. Burada. Zehra Beytan. Burada. Güler Sevgi Doğan Kurnan. Burada. Mehmet Kızılmen. Burada. Hacı Çubaraj, Hakan Kırık, Zevran Yıldırım, İzzet Erman Bozkuş, Ahmet Sivri, Ali İnce, Mustafa Sayın Altınkaynı, Ali Sevin Gündü, Mustafa Güler, Cihan Ertuğ, Mehmet Çinci, Abdullah Sarkman, Emin Dolapçı, Hasan Kutlu, Hüseyin İlçe Şişerik, Hüseyin Kutlu, Ahmet Çinman. Burada. Evet, bir tek Erkan Hoca yok. Bunu izinli sayarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemi okuyalım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Gündem dışı konuşmaları önce mi sonra mı yapalım arkadaşlar? Sonra yapalım başkanım. Gündem bitsin ondan sonra. Evet. Birinci maddeden başlayalım. Başkanlık makamı.
Meclise. 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesi son noktası belediyenin proje karşılığı borçlanma türlü elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerine bilmemiz alınan mağdur ile belediye tarafından tahsis edilen vergi, destir ve haraç geliri, harç geliri, ve belediyeye ait tüm kıymetli evraklar, tahminler ve mevduat sertifikalar
İzinsiz ol yok. Evet arkadaşlar, birinci maddeyi dinledik. Ben direkt oyluyorum bu maddeyi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. Başkanlık makamı, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro bilgi ve standartlarına dair belirtilen 10. maddesinin 1. fıkrasında boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliğiyle boş memur kadrolarının iptali ve bozuk kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır. Boş kadro değişikliklerinde yönetmeliğin ekibinde yer alan ek beş belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare bu maddeyi plan bütçeye göndereceğiz. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde. Başkanlık makamı. Hatta 4 yol belirtmesiyle belediyemiz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde hatta 4 yol belirtmesi kardeş kardeşi 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 evet, Hatay 4 yol belediyesi ile böyle bir kardeş ilişkimiz kurulması isteniyor. Bunu direkt oylayacağım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Başkanlık masalını. Oğlu ile Kıbrıs Çiftliği belediyesi ile belediyemiz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde Oğlu ile Kıbrıs Çiftliği belediyesi kardeş kent ilişkisi tutulması için meclis kararı almıştı. 5.393 sayılı kanunun 18. maddesi devlet kurası doğrultusunda Oğlu ile Kıbrıs Çiftliği belediyesi ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi tutulması konusunu meclis görüşmelere karara bağlanmasına arz edilir. Evet, oylarımızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Beşinci ve son madde. Başkanlık makamı. Oğlu ile Seven Belediyesi ile belediyemiz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde Oğlu ile Seven Belediyesi kardeş kent ilişkisi kurulması için meclis kararı almıştır. 5.393 sayılı kanunun 18. maddesi F fıkrası doğrultusunda Oğlu ile Seven Belediyesi ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun meclis görüşlere karar bağlanmasını arz ederim. Birinci çalışkan dışı ilişkiler. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım, müsaade ederseniz tabii. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci maddelerle ilgili bir açıklama yapabilir miyiz? Müsaade ederseniz. Tabii, tabii. Buyurun. Başkanım, teşekkür etmek için söz aldım. Değerli meclis, değerli başkan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın dediği gibi CHP'nin milliyetçilik okulundan, milliyetçilik tezinden uzaklaşmayan Bolu Belediyesi'ye kardeş belediye olmanız için, olduğunuz için teşekkür ederiz. Hatta birkaç tane de afyonla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Doğru. Arkadaşım, bizim kimseyle derdimiz yok. Eğer gerçekten belediyecilik yapılıyorsa herkesle biz işbirliği yaparız. Yeter ki Atatürk ilkelerine sahip olsunlar. Bizim için o yeterli. Evet, bir parmak kalktı. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, AK Parti grubu adına söz alıştırdım. Erbaşı Belediyesi üyesinde taşeron firmanı olup, mimar ve mühendis kadrosunda çalışan imza yetkisi bulunan kaç kişi var? Ayrıca
Aynı şekilde imza yetkisi olan kaç adet sözleşmeli mimar ve mühendis var? İmza yetkisi olan sözleşmeli mimar ve mühendislerin 6 aylık ücretine kadar. Taşeron firmada çalışıp imza yetkisi olan mimar ve mühendislerin 6 aylık ücretine kadar. Konu ilgili olarak cevap verirsin. Tabii. Onu yazılı olarak verirseniz cevaplayalım. Tabii. AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Depoşu Belediye Başkanlığı'na. Depoşu Belediyesi'nin yapacağı ihaleleri belediyelerin bir sayfasında güncel başlığı adı altında ihaleler kısmına koyulduğu görülmektedir. Bu bağlamda 1 Kasım 2023 yılından bu zamana kadar kaç tane ihale yapılmıştır? Yapılan ihaleler kaç tanesi belediye web sayfasında yayınlanmıştır? 2. Yayınlanmayan ihale varsa neden yayınlanmıştır? 3. Özel davetiyeli ihale yapılmış mıdır? 4. 2024 yılında Depoboş Belediyesi olarak kaç adet araç kiralanmıştır? Bu araçların kiralanma maksadı nedir? Araç kiralamak için kaç adet ihale yapılmıştır? İhale bedellerinin ne kadar olduğunu tarafımıza bildirmesini rica ederiz. Yazılı olarak verirseniz. Tabii ki. Kültür Merkezi'nin çatısında çok ciddi bir sıkıntı var. Teknik adamlar orada etkinlik yapılmasının sıkıntılı olduğunu ifade ettiler. Ondan dolayı boşalttık. Sayın Başkanım, piyasada konuşulan da böyle değil. Yılbaşı Belediyesi'nin kiralarını ödemediğinden dolayı büyük sahibi tarafından boşaltıldığı duyumlar gelmektedir bize. O maksatla söz almak. Sen hangisine inanıyorsan sen bilirsin. Doğrudur. O zaman kadar kullanılır bir araçta sıkıntı yoktu. Şimdi de sıkıntı oldu. Anlaşılması başladı. Allah Allah. Allah Allah. Ne demek istiyorsun sen ya? Sayın Başkanım, piyasada öyle denmiyor yalnız. Piyasa beni ilgilendirmez. O zaman ben bildiğim doğruları söylüyorum sana. İster inan, ister inanma. Sayın Başkanım, o zaman şöyle yapacağız. Git o zaman onlarla, git onlarla dedikodularına devam et. Sayın Başkanım, biz dedikodu yapmıyoruz. Sana söylüyorum bak hala konuşuyorsun, söylüyorum. Sayın Başkanım, buradaki mevzu şu, mal sahibi başkalarına kiraya verecek, vermesine müsaade edemiyorsunuz diye tereyağın bölümler var Sayın Başkanım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şeyler var. Çatıyı yapsınlar, kirayı versinler. Tamam biz de o şekilde söyleyelim o zaman Sayın Başkanım. Tabii. Çatıyı tabii. Yapacaksınız ondan sonra kirayı versinler. Tabii. Tamam başkanım. Evet. Ben başkanım bir söz almış. Sayın Başkan, değerli meclis, değerli gazeteciler, bizi izleyen değerli altımız ve yoldaşlarımız. Şimdi arkadaşlar da Zübeyhan ısrar ediyorlar ama Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Esen Belediye Başkanımız da başlayan ve bugün de Kardeş Vakıfan Fatih'in Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla devam eden akıl dışı, vicdan dışı süreçle ilgili söz aldım. Durumumuz adına. Hepinize saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer 30 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı yatağında zorla alınıp gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Gözaltına olarak tutuklandı. Sayın Başkan değerli meclis, daha gözaltına alındığı andan itibaren o belediyeye şimdi kayyum atanacağının ismi kamuoyunda televizyonlarda dolaşmaya başladı. Ama hukuk devletinde hakim karar vermeden kimse bir kişinin tutuklanacağını bilemez. İçişleri Bakanı biliyordu ki
kayyumun ismi hemen ortaya çıktı ve daha sonra da o kişi kayyum atandı. Eğer hakimin verdiği kararı İçişleri Bakanı önceden biliyorsa burada bir operasyon, bir kumpas vardır. Zaten bu iktidar yargısının kumpas işlerinde ne kadar mahir olduğunu biz çok gördük. Ergenekon'da gördük, Balyoz'da gördük, İzmir'de casusluk davasında gördük. Dediğim gibi bugün de 3 belediyeye kayyum atandı. Allah akıl fikir versin. Değerli arkadaşlar, bu iktidarın bir önemi var. Kürt seçmeninin çoğunlukta olduğu yerlerde seçim yapılmasın, orada belediye başkanını Cumhurbaşkanı atasın, bir kural getirsinler. Onlar da boşuna seçim olmasın, o insanlar da boşuna gidip boş kullanmasınlar. Bakın Ahmet Türk bir önceki dönemde görevden alınmış, kayyum atanmış, daha sonra seçime girmiş, tekrar kazanmış, şimdi tekrar görevden alındı, tekrar kayyum atandı. Bir önceki dönem görevden alınmışsa bu kişi nasıl seçime girdi? Şimdi diyecekler ki kesinleşmiş mahkeme kararı. Peki kesinleşmiş mahkeme kararı olmasa bile bir önceki görevden aldığınız kişinin görevden alma sebebiniz devam ediyorsa mazbatayı alır almaz neden bunu tekrar görevden almadınız? 7 ay bekleyeceğiz. Hiçbirisi tesadüf değil. Çünkü bu iktidar her zaman bir kaos planı. Ve bu kaos planı ne zaman işlerine yararsa o zaman kullanmak üzere bekletilen bir plan. Neden şimdi diye sormak lazım. Neden şimdi? Çünkü iktidar ve ortağı İmralı'yla ve Öcalan'la pazarlık yaptı ortaya çıktı. Bu pazarlıkta meclise gel konuş, silah bıraktı, biz de seni affedelim dediklerini kendi VP Genel Başkanı televizyonda çıktı, söyledi. Bunu kapatmak üzere, şimdi bir hafta önce Nari'yi konuşuyorduk, bir hafta önce Bahçeli'yi konuşuyorduk. Bir hafta önce kafası kesilen kızlarımızı konuşuyorduk. Bebek ölümleri. Bebek ölümlerini, yeni doğan bebek ölümlerini konuşuyorduk. O bence bugün, uluslararası bir suç. Bugün o kapsamda devreye sokuldu. Bahçeli açıklamasından sonra PKK'yla AKP'nin ve MHP'nin yol arkadaşlığı ortaya çıkınca bu defa eyvah, bizim üzerimize kalacak. Yakalandık diye PKK'yı Cumhuriyet Halk Partisi'yle yalamak üzere bir operasyon, bir planla karşı karşıyayız. Sayın Başkan değerliyiz, önümüzdeki günler kararlı. Yargıyı silah olarak kullanmak çok tehlikeli. Çünkü o silah yarın başkasının eline geçer ve size karşı kullanılır. Milli iradeyi gasp etmek zulümdür. Yunus Emre der ki, zulüm ile abat olanın akıbeti berbattır. Terör, bu iktidarı bitirmek istemediği, bu iktidarın kullandığı bir aparattır. Yoksa 22 yılda bu terörü çoktan bitirmiş olurlardı. Terör bitmedi, terörden her türlü faydalanıldı. Sonuçlarına bakın, terörün sonuçlarından kim faydalandı, kim terörü kullanıp iktidar oy topladı, iktidar oldu. Kim terörü kullanıp silahsız hava aracı üretiyoruz diye zengin olup Türkiye'de vergi rekortmeni oldu. Bunlara baktığınız zaman bu iktidarın terörü bitirmek istemediği, terörden yararlandığı açıkça görülecek. Sayın Başkan değerli meclis, bu konuda Esenyurt konusunda Türkiye'deki bütün belediyelerde kamuoyuna sunmak üzere hazırlamış olduğumuz bir ortak metin var. Müsaadenizle şimdi onu okumak Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özel'in hukuki hiçbir izahı olmayan buyruk gereklilerle kurulanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayyumun atanması devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gasp olur. İktidarın bu tutumu demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin çiğnenmesinden başka bir şey değil.
devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen, arşiv kaydı bile olmayan, Esenyurt bunların helal oylarıyla seçilen belediye başkanımıza reva görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyor. Siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçte işletmesini asla kabul etmiyor. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceğiz. Ancak siz hukuksuz ve gayet meşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yerli partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollarda yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçim hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen şafak operasyonları yapılması, daha mahkeme karar vermeden iktidar medyasında karar yayınlanması, daha atanmadan kaybisinin haberlere konu olması, bu kumbasın ne istediğinizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devam olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrı yapan iktidar, eski ortaklarından kalma ilhamla hayatı geçirilen bir şekilde Türkiye'nin en büyük ilçesinin Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapsatma pervasızlığını göstermiştir. Bununla birlikte soruşturma ve tutuklama süreci adil yargılanmayı, savunma hakkını ve tutuklama gerekçelerini düzenleyen birçok mevzuat kurallarına uyulmaksızın gerçekleştirilmiştir. Kendini ev sahibi, milleti iradi zanneden, halkıyla didişen, seçmenin iradesine sahip duymayan bu iktidar artık tüm kredisini yitirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt'ta gözünü kırpmadan kaydının takipçisi olacak, her kararının, her uygulamasının gayrimeşruluğunu teşhir edecek. Bununla birlikte Esenyurt halkının hizmetlere erişim hakkının gaspına asla göz yummayacak. Esenyurt halkıyla görülmemiş bir hizmet dayanışması gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Teşekkür ederim. Şurayla verelim. Evet. Yok, farklı konu galiba. Tamam, başlıyorum. Bu Esenyurt konusu ve konuşmalarla cevap vermek istiyorum başkanım. Kıymetli başkanım, değerli meclis üyelerimiz, başkanımızın açıklamasını dinledim. Aslında çok o konulara girmeyecektim ama burada bizi tabii derinden sarsan Yeni Doğan çetesine biz de tanık olduk, basından da takip ettik. Şimdi bu konuda maalesef biz de çok üzülerek izlediğimiz zaman Yeni Doğan çetesinin lideri CHP değil, birinci sıra meclis üyesi olduğunu öğrendik. Ve bu vatandaş aynı zamanda Büyükşehir'in Sağlık Komisyonu Başkanlığı'nı yapıyormuş. Maalesef CHP'nin öyle insanları bünyesinde barındırması bizi de çok rahatsız etti. Keşke böyle insanlara imkan verilmese, bunları önümden taşımasalar. Ama maalesef biz de görmüş olduk. Devlet de kendi savcısına karşı yapılan tehditlere boyun eğmedi. Bu terör çetesine, operasyon çetesine, evet bir hafta operasyonlarla çökertti. Biz de inşallah CHP'den bu anlamda kendi meclis üyelerinin yaptığı bu eylemlerden dolayı kendilerinden de samimi bir kınama bekliyoruz. Ancak yine işin ucu hükümete bağlanıyor. Maalesef böyle şeyler keşke olmasa ama biz de CHP meclis üyelerinden bu konuda samimiyet bekliyoruz. Aynı zamanda Sayın Başkanımız şöyle bir açıklamada bulundu. Hükümet terörü bilerek bitirmiyor ve buna istifade ediyor dedi. Maalesef operasyonlarda hem görev alıp hem de bu anlamda gazilik ve şehit mertebesine ulaşmış insanlarımızdan kalp olarak ben bağlıyorum. Çünkü yaklaşık 20 yıllık iktidarımızda
genelde ülkemizin sınırlar içerisinde en fazla yani terör örgütü üyesinin ölü olarak yerine geçirildiği, en çok operasyonun yapıldığı ve terörün genelde bitme aşamasına geldiği bir iktidarda böyle bir itham kuvvetlerine yakıştıramalı somut gerçekler önümüzde Türkiye'de terörün bitme noktasına geldiği bir dönemde yaşarken bunu görmezden gelmek hiç hoş değil diye yorumluyorum. Şuradan da bir yola çıkacağım. Başkanım az önce çok doğru bir şey söyledi. Biz burada şey yapmayalım dedik, odalardan yola çıkmayalım, somut verilerler gibi dedi ama başkanımız Kargın ismin daha önceden bilindiği, bu operasyonun geceler öncesinden planlandığı vesaire duyumlar da şu an bu konuyu bu şekilde farklı noktaya çekiyor. Biz duyumlarla yola çıkmayalım, somut gerçekleri ben size hukuki olarak açıklayayım. Takdir zaten hukuk makamlarımızdan bu soruşturma sürecini yürütüyorlar. Ancak vatandaşın ve biz siyasileri de bu süreci düzgün yorumlayabilmesi açısından şu şekilde bir açıklama yapmak zorundayım. Başkanım bu konu PKK'lı bir mahkumla elde edilen dokümanla başlayan bir soruşturmadan başlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı'nın yargılanması süreci. Süreç 2023 yılının Temmuz ayında Diyarbakır cezaevindeki bir mahkumdan bir doküman elde ediliyor ve bu dokümandan yola çıkarılarak da o zaman herhangi bir belediye başkanlığı veya seçilmiş görevi olmayan Ahmet Özel hakkında Temmuz ayının 2023 yılında bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma 23.11.2023'te Mersin Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılarak soruşturma süreci devam ediyor. Bu süreçte hala belediye başkanımız seçilmiş durumda değil. Daha sonrasında 2024 Temmuz ayında başkanımızın ikameti İstanbul'a aldırmasıyla birlikte hukuk hizmet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Yani baktığımız zaman Ahmet Özel'in terör örgütü üyeliğine dair başlatılan soruşturma 2023 yılında ve başkanın o süreçte herhangi bir seçilmişliği, bir mazbatası veya herhangi bir siyasi görevi bulunmuyor. O yüzden şu an seçilmiş başkana karşı yürütülmüş bir operasyondan bahsediyor olsak da sürecin başlangıcı 2023 yılına dayandığı için bu süreçlerde başkanın öyle bir görevi yok. Olayın siyasi bir operasyon olmadığını buradan anlayabiliriz. Ayrıca yapılan operasyon neticesinde ortaya çıkarılan verilerle kendisinin PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden hakkında adli işlemde bulunan 694 kişinin iletişimi tespit ediliyor. Aynı zamanda Özel'in telefon görüşmelerinde tespit edilen 3 şahsın da kırmızı bültenle arama teröristler olduğu ortaya çıkarılıyor. Daha sonra kendisinin KCK Yürütme Konseyi üyesi Remzi Kartal'la 14 kez irtibat kurduğu ortaya çıkarılıyor ve 482.750 TL bir para gönderme işlemi gerçekleştirmiş başkanımız. Bu kırtasiyenin Karadeniz sahiplerinde terör örgütü üyesi olduğu tespit ediliyor. Yıl kaç demiş? Yıl kaç demişti? Başkanım terör operasyonu başlangıcı 2023 Temmuz ayında Diyarbakır cezaevinde bir mahkumdan elde edilen bir dokümandan başlatılan bir soruşturma. 2023 mi söyledin yani? Soruşturmanın başlangıcı 2023 başladı. Tamam. Yani bu bahsettiğimiz bütün verilerin elde edilmeye başlanması, sorgulamalar vesaire 2023 yılında başkan hakkında soruşturma başlatılıyor. 10 yıllık izlenme sürecini şuradan bahsediyor. Çünkü başsavcılığımızın açıklaması var. Yani itibar edilir, edilmez. Başsavcılığımız 10 yıldır izlendiğini söylemiyor. 10 yıl geriye dönük bunları tespit edildiği. Yani soruşturma başlatılmış ve geriye dönük olarak bu iletişimler devam edilmenin rolü 10 yıllık olarak geriye dönük olarak tespit edilen veriler bunlar diye ortaya çıkıyor. Bunlar başkanımızın takdir ederseniz bunların hepsi başsavcılığın açıklamaları. Dediğim gibi başta dediğim gibi biz de şu an belediyenin açıkladığı hiçbir veriye güvenmeyebiliriz ama biz de itibar ettiğimiz için belediyenin açıkladığı verilere güveniyoruz. Yani bu devletin bir makamıdır, seçilmiş bir makamdır. Burası da başsavcılığın açıklamadığı verilerdir. Takdir edersiniz, etmezsiniz. Yani o zaman her şey sorgulanabilir hale geliyor. Bir şey sormak istiyorum. Seçimde niye... Mikrofonla konuşmakta verildiyse konuşsunlar. Ancak... Lütfen, lütfen arkadaşlar. Seçim için biliyorsunuz savcılık kağıdı almıyor. Niye temiz kağıt veriyorlar? Başkanım şöyle bir şey var. Başkanımız da hukukçu olduğu için size teyit eder. Herhangi bir şekilde somut kesinleşmiş cezası olmadığı sürece seçilebilmeye uygun bir yazısını zaten... Ama keşke her konuda böyle titiz olsanız. Başkanım, olmayabilir miyiz her konuda? Yani bu konuda zaten keşke böyle bir adam seçilmeseydi dediğimiz noktada da hukuk uygulamışız. Yani hukuk uyguladığımız hukuk ne demiş bize? Kesinleşmiş cezası yoksa seçilebilir yazısı verin demiş. Biz de vermişiz. Daha sonrasında soruşturma başladığı süreçlerden zaten Ahmet Bey'in muhtemelen haberi var ki 2023 yılında başlayan bir soruşturma Mersin'den İstanbul'a ikametini aldırdığı için İstanbul'a aktarılmış soruşturma. Bir diğer ise belki de
yolda götürmesi normal mi? Başkanım, farklı konuları konuşuyoruz şu an ama hukukken bahsettiğimiz konular neyse ben bahsettiğim şeyler hukuki konular. Yani bunları da itibar etmemesi sizin takdirinizde ancak bahsettiğim şeyler hukuki konular başkanım. Yani şöyle, bu konular siyasi olarak değerlendirildiği için belki arkasında yatan hukuki konular atlanıyor olabilir diye konuyu anlatmak istedim. Sizin takdir etmediğiniz bir konu, bizim tam tersi de Kafkas Beyliği'nden böyle bağlantılı olan bir insanın da Türkiye'nin en büyük devletisinin başında durabilmesini biz uygun görmüyoruz. Biz bu kararından dolayı memnuniyetimizi de geçiriyoruz. Ama aynı zamanda burada tabii neyi uyguladığımızda tekrar bahsedeyim. Anayasanın 127. maddesinin 5393 sayılı belediyeler kanunu, hepimizin tabi olduğu belediyeler kanunun 47. maddesine göre hakkında soruşturma gerçekleştirildiği için uzaklaştırılıyor ve 46. maddeye istinaden de şu an yerine bir bahsettiğimiz vali yardımcımız atanıyor. Bu tabii yine kanun maddelerinde yer alıyor. İki ayda gözden geçirilecek bir karar ve zaten burada yine öncelik meclisin seçimlerine atfedilecek. O da ayrı bir tartışma konusu olur derseniz onu da ayrı bir gündemde tartışırız. Başkanım ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Rica ederim, rica ederim. Bir kişi daha, evet. Hasan Bey mi konuşacak? Sayın Başkanım. Biriniz konuş. Biraz önceki Atilla Ayın biraz önce söylediğinde şunu unutalım. Kürt vatandaşlarının sesine girmesin söylemi, devlet sesine girmesin. Orada devlet nasıl olsa atıyor atasın diye bir söylemi vardı. Ona karşılık bunu söyleyeyim, size söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur ve asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı açması da yoktur. Var olan sorun bölücü terör sorunudur. Kaldı ki bu ihaneti Kürt'ün muhakkak bir suretiyle kazanacaktır. Yani bu ülkede bir Kürt vatandaşların veya bu bölgenin seçime girmesi oraya nasıl olsa devlet kayyum atıyor diye bir sorunu kabul etmiyoruz. İkincisi olarak da 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilen her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Bunda size karşı koyar. Köyde birinde meclis var, yolun pazarı belediye meclisi. Orada sevdiği okul pazarı, kurum başkan vekili çıktı dedi ki terörle teröristlerle olurdur, konuşulur. Bunu Avrupa'da yaptı. Kendine kabul etti. Ne dersiniz? Ne için etti? Evet. Okul pazarı, kurum başkan vekili. Sayın Başkan, değerli meclis, Atilla Bey'in PKK'nın sözcüsü konuşur. Kürt kardeşlerin de PKK'nın aynı yerden beslendiğini söylemiş olması. Ay, sizin söylediğinizden çıkar mı? Biz size konuşun gel sesinizi çıkartmayın. O zaman dedi dedi. Duracaksınız. Arkadaşlar. Siz bence durduğunuz yeri güzel. Hacı, meclise. Atatürk ilkelerinden den vurup vatan haini
çıkmalı. Satılmış birliklere sahip çıkmalı. Bir millet vicdanını unutmayacak. Evet. Saadet Hanım buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Yüksek sesle lütfen. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. İstisnasız her gün Türkiye'de yeni bir gündeme uyanıyor. Ve yaşanan ve son yaşanan tüm olaylara hayret ediyor. Eser Belediye Başkanı Sayın Ahmet Özer'in tutuklanması kabul edilebilir değil. Tutuklanma nedeni ve şekli de çok ilginç. Hukuki yollarda makul iradesine sonuna kadar sonlandırırız. Ancak hükümetimiz bunlarla uğraşacağına ekonomik düzeltme. AK Parti yönetimi başa geçtikten sonra ekonomik olarak Türkiye'de herhangi bir büyüme kaydedilmemiş. 1999 öncesi Türkiye 16. ve 18. sıralardayken 2024 verilerinde hala 18. sıradaydı. İhracatımız 265 milyar dolara bulmuştu. Ancak 2023 hedefi 500 milyar dolardı. Demek ki onun bile ancak yarısı. Yüksek faiz sürecinde yapısal reformların yapılmaması ve enflasyon ile savaşın baskılanan döviz kurlarına indirgenmiş olması sanayi kuruluşlarını hem uygun finansmanı erişimini zorlaştırmıştır hem de ihracatı rekabet gücünü elinden almıştır. Türk sanayisinin %80'ini oluşturan düşük ve orta teknoloji üretiminde maalesef değerli TL ekonomik hareketliliği azaltmaktadır ve gelecekte daha az edilmesine sebebiyet verecektir. Sonuç olarak hem bir kadın hem de bir sanayici olarak hükümete şunu söylemek istiyorum. Ekonomiyi düzeltin, enflasyonu durdurun, durdurmuş gibi yapmayın ve insanları açlık sınırının altında yaşamasına müsaade etsin. Enflasyonu doğru verilere göre hesaplayın ve olması gereken asgari ücreti doğru belirleyin. Başarısızlığınızı farklı konularda değiştirin. Evet, devran. Evet. Saygıdeğer başkanım ve değerli meclis. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının canından fazla bildiği vatan için kaldığı bu toprak ve bu şehitlerimizi rahmet önünde bir kez daha yad ediyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yürekten en kalbi sevgilerini tutuyor. 9 Ekim 1967'de hayatını kaybeden Ernesto Che Guevara'yı buradan yad ettik. Tek amacı birlikte soğuyan bu dünyada düşen hatların ısınabileceği paylaşılan ateşler yakmak. Hayatını eşitsizliğe karşı doğrusuzluk ve büyük ticaretçisine adayan Arjantin'in devrimci doktor, yepyeni bir dünya kuracağız ve 4 milyonu yazacağız. Gerçekçi olup imtihansız isme sözleri devrimci mücadelenin baş programı oldu. Küba devrimini baş mimarlarından olan Che Guevara'nın öldürülmeden önceki son sözleri. Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın. Büyük devrimci burada ölürse de fikirlerin öldürülemeyeceğimizi anlatmıştır. Bugün Esenyurt'ta seçmenin iradesine adadığınız bayram sadece bir belediyeyi size kazandırmıştır. Halkın iradesi bu durumu kabul etmemiştir. Sopa olarak kullandığımız yargı sistemini kabul etmiyoruz. Halkın sırtına her gün yeni vergiler gibi yandaşlarımızın vergi borcunu sildiğimiz düzeni kabul etmiyoruz. Kararlarınızı kabul etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, ses çıkarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin tesisine inanıyor, herkes için adalet diyoruz. Artık yönetemiyorsunuz, erken seçim istiyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli üyeleri, hepiniz saygıyla selam duyuyorum. Başkanım, ben bu konuyu merak edeceğim. Bugün de beraberce tartışalım bulmuşuz olmak istiyorum. Başkanım, ben buradan ilk defa geldim meclise. Seçildim. Buradaki bütün arkadaşlarım bütün düşüncelerine sahip duyuyorum. Herkes burada kendi dünya görüşüyle ilgili fikirlerini söyleyebiliyor. Ülke gündemiyle alakalı, siyasi bakış açısıyla alakalı fikirlerini söyleyebiliyor. Bu değerli bir istiyor. Herkesle konuşabilir bunu. Kıtalarla bu kadar konuştuğum sürece. Ben bu dönem ilk defa katıldığım için söylüyorum başkanım, bilmediğim için defa oldum. Sizce bu teoloji meclisinde konuşulması gereken konular
Kılbaşı'da yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntıları, dertleri, bu dertleri nasıl aşabiliriz? Beraber AK Parti hükümetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi meclisiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızla nasıl beraber ortaklaşa Kılbaşı'na daha fazla katkı sağlarız? Bunu konuşmamız gerekiyor. Yoksa ülke gündemiyle alakalı bütün konuları her meclis toplantısını getirerek buraya tartışma yaparak, ortada gelerek bu tarz konulara gelmek mi daha sağlıklı? Bunu sizin farkınızı bırakıyorum başkanım. Bana soruyorsanız, ben ticaret konuşurum. Bugün Sazon'da bir inşaatım vardı. Sazon'a girdim mesela inşaatıma. Sokakları mesela çok kötüydü. Fotoğraflarını da çektim. Size de hatırlarım başkanım. Demir arabasıyla bir bayan maden alışverişine gidemiyor. Sokaktan yürümek zorunda kalıyor. Kaldırım patlamış, her yer çamur içinde. Geliyoruz Çamlıca'ya. Ofisime Çamlıca'dan geliyorum sürekli bir çarkasından. Evimde patlayan pozisyonunu kullanıyorum. Her Çamlıca'dan geçtiğimde birim çarkısı üzerinde tramvaylarda geçiş yerleri bırakılmamış. Yaşlı teyze benim gözümün önünde bir tane aslında pazar alışverişi yaparak pazar çarkısı elindeyken o problemin üzerinden atlayamadığı için ayağı takıldı, burnun üzerine düştü, burnu kanadı. Biz arabalar oturup teyzeyi kaldırıp hastaneye gönderdik. Sizce dertlerimiz bunlar mı olmalı? Yani ben şahsım olarak söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Beni bu meclise seçen, gönderen vatandaşlar hem o başkanı sorunlarına ilgilenmem için gönderdi. Ben bir esnaf olduğum için, çevrem geniş olduğu için dediler ki arkadaşlar cihazı destekleyip meclise girsin. O şekilde yardım ben meclise. Ama eğer ki ülke gündemiyle alakalı bu şekilde hala devam edecekse bir sonraki toplantılarda ben bunu başkan vekili Mustafa Bey'den rica ediyorum. Biz bakanlıkta şu şekilde kalın çalışma kitapları var AK Parti'nin. Biz o kalın AK Parti çalışma kitapları getirelim. Bütün projelerimizi burada saatlerce anlatalım. Kavga edeceksin dedim başkanım. Ben kısa bırakıyorum. Sen o fotoğrafları bana yolla. Böyle mi başkanım? Buyurun. Başkanım, İstanbul'daki protestolara 3 tane CHP'li belediye başkanı katılmadı. Bolu, Ankara ve Afyon belediye başkanı katılmadı. Şimdi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili bir açıklamasına okumak istiyorum. CHP'nin alt okulundan biri milliyetçiliktir. Ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk'ü bir Türk milliyetçisiyim. Görünmesini şaşıran ben değilim. Bu eleştirileri yapanlardır. Herkes bu çizgide siyaset yapmak durumundadır. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun.
Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, evet. Başkanım, son bir söz almak istiyorum. Cihan Bey'in söylediğine istinaden, biz Acıkay Başkanı'nda Sadova Mahallesi'ni ziyaret ettiğimiz için belli aralıklarla oradaki esnafları ziyaret ediyoruz. İşte mahalleye geçiyoruz, orada bir aksaklık var mı? En son 10 gün önce bölgede bir ziyaret ettik. Orada bahsettiğim sıkıntılarla ilgili bize hiçbir şikayet vermedi. Bir de biz memnuniyet getirdi. Hatta bir şikayet vardı. O da komik bir konu. Bir gideci dükkanının ağaçlarından sarkan dallarla ilgili bir şikayet var. Onun dışında bu mahalleleri sık sık bütün meclis üyeleri dolaşıp ziyaret ediyor. Burada böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Konuyu takip etmek adına geliyoruz. Adres nedir? Adres? Vereceğim başkan. Sokağa gidelim. Şimdi biz şey merci değiliz. Biz hizmet merciyiz. Başkanım yıllardır burada çok güzel bir hizmet talep ediyoruz. Bu işlerine takdir ettiğimiz konuda da o. Biz burada eğer vatandaştan gelen şikayetleri beklersek çok yanılırız. Yani yanlış bir bakış açısı. Bir kere bunu bilmek lazım. Biz hiçbir zaman fark hükümet olarak öyle bir şey yapmadık yani. İkincisi, Sadova Mahallesi, Sadova Caddesi, ana cadde orası. Şimdi başkanımla gösterdiğim fotoğraf oranın kaldırımı. Size de göstereyim. Buyurun, Sadova'da oturuyorsunuz. Burası ana caddenin bir kaldırımı. Sizce burada bir bebek arabasıyla çocuk geçirilir mi? Arsa değil, bakın Atilla Bey. Atilla Bey, lütfen. Lütfen. Hep inşaat çıkıyor. Burası kaldırım. Burada 15 tane fotoğraf var. Atilla Bey, başkanım olarak. Ben de arasından gidersen, çok özür dilerim. Giderken çocukları ben bırakıyorum. O yol üzerinde bütün çocuklar yoldan yürüyorlar. Yıllar bu sokakta kaldırmıyor. Çocuklar yoldan yürüyorlar. Ciddi de trafik olan bu sokak. Bir tane de kaldırmıyor. Bahçelievler sokak. Meclis üye neresi o? Oynan var. Sazova Mahallesi yine. Sazova Mahallesi. Neşat Berli ile Karabayır arasında o kulun arasında o cadde çok ciddi kullanılıyor. Bütün çocuklar yoldan yürüyor sonra kadar. Çünkü hiç kaldırmıyor. Okulla Reşat Benli'yle sokak değil mi bu söylediğiniz? Bahçeli. Şimdi trotuarlarda mı sıkıntı var? Başkanım, hiç kaldırmıyor zaten. Ha, bir taraf onun tarla olması lazım. Bir taraf tarla olması lazım. Tamam. Orada zaten külliyen, evler dahil müthiş bir imar sıkıntısı var orada. Daha doğrusu hisseli tapu çözülmüyor. Hisseli tapu da belediye çözemez. Direkt dava açılması lazım. Ona da girmiyorlar. Bizim de yani orada yapacağımız bir şey yok tabii. Hayır, o ayrı bir şey. Ben sokağın durumu ile ilgili söylüyorum. Kaldı da bayağı sonra gelmiş. Efendim? Başkanım, en azından bu konularla alakalı da teşekkürlerle alakalı. 5 dakikada olsa böyle her mecliste bir şey yapalım. Değerlendirme yapalım. İyi olur yani. Her halkımız için yok. Bu başında oturan açalım. Hayır. Arkadaşlar, benim WhatsApp'ım tamamen öyle. Onlarla meşgulüm. Ben onu atanlara teşekkür ediyorum. Diyorum ki bizim göremediğimizi siz görmüşsünüz, haberimiz oldu, hemen işlemi yapılıyor. Sizde numaranız yok başkanım. Efendim? Bak şurada bir çocuk var, onda var numara. Efendim, meclis çarşamba günü olsun mu? Tek madde var. Çarşamba günü saat 17'de gene buluşalım. Teşekkür ederim. Thank you.